Merhaba, geleceğimizin teminatı değerli öğrencilerimiz. Sakarya Ölçme Değerlendirme Merkezi olarak sizlere uzaktan eğitim sürecinde destek olmaya devam ediyoruz. Daha önce de sizler için yaptığımız çalışmaya ek olarak bu çalışma Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklama esas alınarak ilk 5 üniteye göre hazırlanmıştır. 10 Nisan 2020 tarihinde yaptığımız online kazanım izleme sınavının İngilizce ders sorularının çözümünü İngilizce koordinatörü Hatice Kübra Kalıncı olarak sizlere anlatacağım. Sorularımızın çözümüne başlayalım. İlk sorumuz French ünitesi ile ilgili. According to the speech, whose friends have same characteristic? Yukarıda geçen konuşmalara göre kimin arkadaşlarının aynı karakterlere sahip olduğunu bulmaya çalışacağız. Ella, Julian is my best friend. She always backs me up when something goes wrong. Julian en iyi arkadaşımdır. Bir şeyler ters gittiğinde bana hep arka çıkar, beni destekler. Harper, I can count on Tom in any case. I always depend on him. He is a real friend. Her durumda Tom'a güvenebilirim. Ona her zaman güvenirim. Gerçek bir arkadaştır. Lily. Samantha is an honest friend. She never lies, tells the truth all the time. Samantha dürüst biridir. Yalan söylemez. Her zaman doğruyu söyler. Jack. George and I are good friends. He supports my idea and helps me if I ask for need. George ve ben iyi arkadaşız. Her zaman beni destekler ve ihtiyaç duyduğumda bana yardım eder. Bu soru eş anlamlı. Anlamı birbirine oldukça yakın. Support and help ile backs up yani back up eşleşmesini bulmamızı istiyor. Bu durumda doğru cevabımız Ella ve Jack'in olduğu C şıkkıdır. İkinci sorumuz da yine friendship ünitesi ile ilgili. Your friends Jenny and Diana invite you a dinner party. There isn't some necessary information on their card. According to the invitation card, which question do you ask them to learn about it? Arkadaşınız Jenny and Diana akşam yemeği partisine davet ediyor sizi. Fakat kartın üzerinde gerekli bir bilgi yok. Bu durumda öğrenmek için, bilgi almak için hangi soruyu sorarsınız? İlk önce davetiye kartımıza bakalım. Let's party. Join us for dinner. We only need you. Sunday, July 21st at 7 p.m. Note, if you come please inform us at jennydiana@gmail.com. Evet, bakalım. Dinner akşam yemeği için bize katılın. Sadece size ihtiyacımız var. Pazar günü, Temmuz'un 21'inde ve akşam 7'de. Not, lütfen bize bu mail adresinden bilgi verin. Şıklarımızı inceleyelim. When is the party? Parti ne zaman? Temmuz'un 21'inde, pazar günü. Shall I bring anything? Bir şey getirmeli miyim? We only need you. Sadece size ihtiyacımız var. How can I inform you? Nasıl bilgilendirebilirim sizi? Yine burada bilgi mevcut. Mail adresinden gelip gelmeyeceğimizi mail adresinden bilgilendirmemizi istiyorlar. Bu durumda where is the party? Partinin nerede ile ilgili, nerede olduğu ile ilgili davetiye kartımızda bir bilgi yok. Bu durumda doğru cevabımız, değerli öğrencilerimiz, C şıkkı.
Üçüncü sorumuz in the kitchen ünitesiyle ilgili. Which one completes the dialogue? Anne ile çocuklar arasında geçen bir diyaloğu inceleyeceğiz. Ve diyaloğa uygun olan soru ifadesiyle tamamlayacağız. Mom, hey kids, how about making a delicious pizza all together? Hadi çocuklar birlikte lezzetli bir pizza yapmaya ne dersiniz? Kids, that's great mom, thanks, let's start cooking. Harika! Teşekkür ederiz anneciğim. Haydi başlayalım pişirmeye. Mom, first we have to wash our hands for 20 seconds before starting. Öncelikle pişirmeden önce ellerimizi 20 saniye yıkamalıyız. Kids, okay mom, we are really hungry. Tamam anne, gerçekten çok açız. Mom, well, you can prepare the ingredients. Bla bla, doldurmamızı istenen boşluk. Kids, burayı takip edelim. Flour, oil, salt, some vegetable mixture. Un, yağ, tuz ve biraz sebze karışımı. Çocukların verdiği cevaba göre annenin hangi soruyu sorduğunu bulmaya çalışacağız. B şıkkı. Who wants to help me? Kim bana yardım etmek ister? Diyalogumuza uymuyor. C şıkkı. Do you know how to make it? Nasıl yapılacağını biliyor musunuz? Yine cevabımız uygun değil çocukların verdiği cevaba. What is the first step? İlk basamağı, ilk aşaması nedir? Kesinlikle diyaloğu tamamlamaz. A şıkkında ise. What do you need to make it? Yapmamız için neye ihtiyacımız var sorusuna çocukların verdiği flour, oil, salt and some vegetable mixture gayet uygun bir cevaptır. A şıkkı doğru cevabımız. Dördüncü sorumuz da yine in the kitchen ünitesiyle ilgili. Maria is talking about the process of making a cake, but she can't remember the last step. Complete Maria's description with the correct one. Maria, kek yapma sürecinden bahsediyor, fakat son aşamayı hatırlamadığını ifade ediyor sorumuzda. Buna göre bu kek yapma tarifini doğru olanla tamamlayacağız. Öncelikle tarife bakalım. First, put the eggs and sugar into a bowl and mix well. Öncelikle yumurtaları ve şekeri bir kaseye koy ve iyice karıştır. Then pour the milk and oil to the mixture. Sonra sütü ve yağı karışımın içine katın, dökün. Next, add the flour, baking powder and vanilla. Daha sonra unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyin. After that, stir the mixture well and pour it into a cake pan. Bunlardan sonra karışımı iyice çırpın ve bir kek tepsisine dökün. Kek tavasına dökün. Finally, sonunda son olarak son aşamayı bulacağız. Fakat burada dikkat etmemiz gereken bu süreçler hepsi kekin pişirilmeden önceki süreçler. Bu bizim için çok büyük bir ipucu. A şıkkına bakalım. A şıkkı, wait for 5 minutes to serve warm. Ilık servis etmek için 5 dakika bekleyin. Sonraki süreç, pişim sonrası süreci. B şıkkı, take out to the cake pan. Kek tavasını, tepsisini dışarı çıkarın. Bu da pişim sonrası bir süreç, bir aşama. D şıkkı, use 2 different bowls for it. Bunun için farklı 2 kase kullanın. Bu da bizim tarifimizle çok alakası yok. C şıkkını ise bake it for about 30 minutes. Yaklaşık 30 dakika pişirin. Gayet de bizim istediğimiz son aşama. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı. Beşinci sorumuz on the phone ünitesiyle ilgili. Lucy ve sekreter arasındaki konuşmaya bakacağız. Which one is correct for the dialogue? Diyalogumuz için hangisi doğrudur? Lucy, could you tell Nova to call me as soon as possible? I'm trying to blah blah with her secretary blah blah.
Evet, Lucy'nin konuşmasının arasında bir boşluğumuz var. Tamamlamamızı istediği ayrıca sekreterin konuşması. Buna göre şıkları inceleyelim. Bu cümleden esas alacağım, doldurarak yerleştireceğim. I'm trying to hold on with her. Ona buradaki hold on, hatta kalın, bekleyin, ona hatta kalmayı bekliyorum gibi uygun olmaz gayet açık ve net. Ayrıca on ve with bir arada bulunan prepositionlar değil. Zaten bu yüzden eledim ama yine de can I take a message? Mesajınızı alabilirim demesi de zaten sekreterin uygun değil. B şıkkı pick up. I'm trying to pick up with her. Pick up'ın anlamı toplamak, almak. Yine aynı şekilde uygun değil. Could you hang on a minute? Sekreterin de hatta kalır mısınız bir dakika demesi. Yine durumumuza uygun değil. D şıkkı I'm trying to leave a message with her. Yine proposition'dan dolayı cümleyi tamamlamak yanlış oluyor. Hani ona mesaj bırakmaya çalışıyorum da uygun değil. Çünkü mesaj bırakabilse zaten sekretere gerek duymazdı. Thanks for information. Bilgi verdiğiniz için teşekkür ederim. Yine uygun olmuyor sekreterin. Ama I am trying to keep in touch with her. Ona ulaşmaya çalışıyorum ifadesi gayet yerinde bir diyalog için yerinde bir ifade oluyor. Ayrıca sekreterin de okay, I will tell her. Peki söyleyeceğim, ileteceğim ifadesi de bizim için doğru. Dolayısıyla C şıkkı doğru cevabımız. Altıncı sorumuz yine on the phone ünitesiyle ilgili. According the purpose of these telephone calls, whose speech is wrong? Bu sorumuzda telefon görüşmelerinin amacına göre kimin konuşması yanlıştır, onu bulmaya çalışacağız. Birincisi, to make a reservation. Rezervasyon yapmak için. Edison, hi Mr. Smith. I'm Edison at your service. When do you need the room? Merhaba Bay Smith. Ben servisteki Edison. Ne zaman odaya ihtiyacınız var? Evet, bir rezervasyon yapma ile ilgili konuşma. İkincisi, to have an appointment. Elroy, no problem. I'm busy in the morning. But how about after lunch? Let's say 3 o'clock. Randevu almak için Elroy'un konuşmasına bakıyoruz. Sorun değil. Sabah meşgulüm. Fakat öğle yemeğinden sonra ya ne dersin? Hadi 3 diyelim diyor. Gayet uygun. 3. Üçüncü amaç. To leave a message. Mesaj bırakmak için. Rosalind, if I can take your name and number, I will ask him to call you back. Eğer isminizi ve numaranızı alırsam sizi tekrar aramasını söyleyeceğim diyor. Gayet uygun. Dördüncü amacımız. To make a complaint. Şikayette bulunmak. Carol, we have two tickets for the basketball match. Do you want to join us? Şikayette bulunmakla ilgili uygun bir ifade olmamış Carol'ın cümlesi. Çünkü basketbol maçına iki biletimiz var. Bize katılmak ister misin diyor. Carol'ın cümlesi amacına uygun bir konuşma olmamış. Şikayette bulunmakla ilgili değil. Dolayısıyla doğru cevabımız D. B şıkkı. Yedinci sorumuz. The internet konusuyla ilgili. According to the Sarah's speech, which one is wrong? Sarah'nın konuşmasına göre hangisinin yanlış olduğunu bulacağız. Sarah'nın konuşmasına bakalım. My daughter uses the internet for about 3 hours a day, but she sometimes spends more time than that. Kızım günde yaklaşık 3 saat internet kullanır. Fakat bazen de bundan daha fazla zaman harcar. She has to study lessons at home because of COVID-19 pandemic, so she usually watches ABBA videos. COVID-19 nedeniyle evde ders çalışmak zorunda. Bu yüzden genellikle ABBA videoları izler.
She gets lots of information from the internet. İnternetten pek çok bilgi edinir. Social media. She doesn't use it very often because she doesn't have time for that. Sosyal medya. Sosyal medyayı sık kullanmaz. Çünkü bunun için çok vakti yok. Bu durumda şıklarımıza bakalım. A şıkkı. Her daughter is sometimes online more than 3 hours a day. Kızı bazen 3 saatten fazla internette aktif diyor. Evet, bunu çıkarabiliriz paragrafımızdan. Çünkü aynı şekilde paragrafımızda 3 saatten fazla bazen zaman harcar ifadesi geçiyor zaten. C şıkkı. Her daughter doesn't have time to use social media. Kızının sosyal medyayı kullanması için çok da vakti yok. Evet. Yine paragrafımızda geçen she doesn't use it very often because she doesn't have time for that. Sosyal medyayı kullanmak için çok da vakti yok ifadesinden çıkarabiliriz. D şıkkında ise her daughter isn't going to the school these days. Bugünlerde kızı okula gitmiyor da yine evde ders çalışmak zorunda olduğu cümlesinden çıkarabiliriz. Bu durumda B şıkkında ise her daughter is addicted to the internet. İnternete bağımlıdır ifadesi paragrafımız için uygun bir ifade değildir. Doğru cevabımız B şıkkı. 8. sorumuz on the phone ünitesiyle ilgili. For what purpose do people use the smartphones? İnsanlar akıllı telefonları hangi amaçlarla kullanırlar? Buna yönelik bir araştırmanın bilgilerine göre biz de doğru olanı bulmaya çalışacağız. According to the research above ve tamamlayacağız. 93% to look for information. %93'ü bilgi araştırmak bulmak için. 59% to access to the internet. %59'u internete ulaşmak için. 58% to check their emails. %58'i e-postalarını kontrol etmek için. 48% to use social networks. %48'i sosyal ağları kullanmak için. 46% to listen to the music. %46'sı müzik dinlemek için. 43% to play games. %43'ü oyun oynamak için. 39% to download and use applications. %39'u ise uygulama indirmek ve kullanmak için akıllı telefonları kullanıyorum. Şimdi bu durumda bakalım. More than 50% of the people use a social network. Evet, insanların %50'sinden fazlası sosyal ağlar, herhangi bir sosyal ağ kullanır diyor. Yapılan çalışmaya baktığımızda ise %48 diyor. Yani %50'den fazla değil. Yanlış. B şıkkı. Only a few people use them to look for information. Sadece birkaç insan bilgi araştırmak, bilgi bulmak için akıllı telefonları kullanıyor. Hayır. Neredeyse çoğunluğu %93. Yani çok fazla insan bunun için talep ediyormuş ya da bunun için kullanıyormuş. C şıkkı, most people use smartphones to download applications. Çoğu insan da akıllı telefonları uygulama indirmek için kullanıyor diyor. Yapılan araştırmaya göre bunun oranı da oldukça az, %39. O yüzden çoğu insan demek çok büyük bir miktarın ifade ettiği bir yapıdır. Yanlış oluyor dolayısıyla. D şıkkında ise, checking emails is popular than listening to music. E-postaları kontrol etmek, müzik dinlemekten daha popülerdir diyor. Araştırmamıza baktığımızda evet, e-postaları kontrol etmenin oranı %58 iken, müzik dinlemek %46. Dolayısıyla doğru cevabımız D, D şıkkı. 9. ve 10. sorumuz
teen life ünitesi, ikinci ünitemiz olan teen life ünitesi ile ilgili. Bakalım. 9. soru. According to the paragraph, which one is correct? Paragrafa göre doğru olanı bulacağız. Öncelikle paragrafımıza bakalım. Hello everybody, I'm Oliver. I'm a teenager. Sometimes I have nothing in common with my family. For example, I like spending time in the internet. I take selfies and share these photos on social media. I also follow trending topics and write comments about them. But my parents think the social media isn't a real world, that people aren't honest with others. Maybe they are right. As a teenager, I should pay more attention to what they say. Merhaba herkese. Oliver adında bir gencim. Bazen ailemle ortak yönlerimiz olmuyor. Bunu bu ifadeden anlıyoruz. For example, örneğin, I like spending time in the internet. Ben internette zaman geçirmeyi severim. Selfie çekerim. Bu fotoğrafları sosyal medyada paylaşırım. Ayrıca konuşulan, trend olan konuları takip eder. Bunlarla ilgili hatta yorumlar yazarım. Fakat ailem sosyal medyanın gerçek bir dünya olmadığını ve insanların burada, bu dünyada, gerçek olmayan bu dünyada birbirlerine dürüst davranmadığını düşünüyor. Maybe, belki de haklılar. As a teenager, bir genç olarak onların ne söylediklerine daha fazla dikkat etmeliyim, kulak asmalıyım, diyor paragrafımızda. Şıklarımızı inceleyelim. Oliver always has lots of things in common with his parents. Oliver'ın ailesiyle her zaman ortak noktaları çoktur. Buradaki always ifadesi maalesef yanlış. Çünkü sometimes, bazen ailesiyle birlikte uyuşmadıkları da oluyormuş. Bunu anlıyoruz. Oliver is in trouble with his family about the internet. İnternet hakkında ailesiyle sorunu var, sorun yaşıyor. Hayır, yanlış cevap. D şıkkı, Oliver's family spends time on social media. Oliver'ın ailesi sosyal medyada zaman harcıyor. Bununla ilgili de bir bilgi yok direkt. Ama C şıkkına bakarsak, Oliver thinks his parents may tell the truth about the social media. Oliver ailesinin sosyal medya konusunda haklı olabileceğini düşünüyor dersek yanlış olmaz. Çünkü şunu bu ifadeden anlayabiliyoruz. Maybe they are right. Haklı olabilirler ifadesi bizim doğru cevabımızın C, C şıkkı olduğunu gösteriyor. 10. sorumuz. According to the paragraph, Oliver's parents are... Paragrafımıza göre Oliver'ın ailesi uygun olan şıkla tamamlayalım. Protector of cultural heritage. Kültürel mirasın koruyucularıdır. Bununla ilgili bir bilgi edinemiyoruz paragrafımızdan. Follower the rules in the social life. Sosyal hayattaki kuralların takip ederler, takipçisidirler. Maalesef böyle bir bilgi de yok. D şıkkı, sensitive about their history. Tarihleri konusunda hassastırlar. Yine paragrafımızdan elde edebileceğimiz bir çıkarım değil. Fakat Oliver's parents are realistic and care about being truthful. Ailesinin gerçekçi ve doğru, dürüst olma konusunda hassas olduklarını, dikkat ettiklerini ise bu cümleden çıkarabiliriz. Social media isn't a real world. Sosyal medyanın gerçek bir dünya olmadığını düşünüyorlar ailesi. Ayrıca people aren't honest with the others. İnsanlar birbirlerine dürüst değildir. İfadeleri bizi A şıkkına götürüyor. Doğru cevabımız. Değerli öğrencilerimiz, burada soru çözümlerimiz bitmiş bulunmakta.
Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki çalışmalarda görüşmek dileğiyle. Lütfen hoşça kalın, sağlıcakla kalın, evde kalın.